Burada genel merkezden güçlü bir kadroyla sizlerle beraberiz. Bu topraklar her şeyin en iyisine layık. Her şeyin en iyisini hak ediyoruz. Ama maalesef ülkemiz iyi yönetilmiyor ya. Geçtiğimiz ay biliyorsunuz çok ciddi bir uyarı yaptım. Tarihe not düştüm. Dedim ki bakın, Türkiye Cumhuriyeti şu anda büyük bir temerrüt riskiyle karşı karşıya dedim. O gün için artık ilkokul, ortaokul öğrencileri de öğrendiği için CDS diye bir şey var, CDS duymuşsunuzdur. Temerrüt riskini gösteriyor. 800'e çıktığında uyardım, dedim ki risk yükseldi yani. Şu anda 900 civarında dolaşıyor. Dolar kuru aldı başını gitti. Allah korusun ülkemizi böyle uçurumun eşiğine getirdiler. Temerrüt ne demek biliyor musunuz? Temerrüt demek paranızda benzin, doğalgaz bulamamak demek. Temerrüt demek günde 8 saat 10 saat elektrik kesintisi demek. Temerrüt demek marketlerin rafların boşalması demek. Dünyadaki krizleri iyi bilen bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Buradan hükümeti tekrar uyarıyorum. Uçurumun eşiğine getirdiniz. Artık şu direksiyonu kırın diyorum ya. Şu uçurumdan dönün. Perişan olmayalım. İnanın bu halk perişan olur. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Hükümete iki tane acil tedbir önerdim. İki tane. Bir, şu Merkez Bankası'nın başına dürüst ve işi bilen ehil bir kadroyu koyun. Bir de TÜİK'in başına dürüst ve ehil bir kadroyu kurun. Yalancı olmasın. Yalancı olmasın bak. Evet. TÜİK doğruyu söylemesi lazım ya. Doğruyu söylemesi lazım. Enflasyonu doğru açıklaması lazım. Bu iki kurumun başına dürüst, sağlam, işi bilen ekipleri koyun. Ondan sonra elinizi, ayağınızı çekin de bu hükümet. Karışmayın. Karışmayın. Doğru, çevrelerinde işi bilen kalmadığı için bu hale düşürdüler. Evet, iyi biliyorum, iyi biliyorum. Bunu yapın, bunu yapın hiç olmazsa şu uçurumu aşağı bu ülke yuvarlanmasın dedik. Biz inşallah, evvelallah, iktidara geldiğimiz anda 6 ayda bu krizi çözeriz. Bravo! Ama ülkeyi o temerrüt çukuruna düşürürlerse işimiz zorlaşacak ya, onu görüyoruz. Onun için uyarıyoruz. Ve iki tane basit reçete söylüyorum, basit reçete. Yapmaları gereken sadece inatlarından vazgeçmeleri. Kafaların dikine gitmeyip doğruyu yapmaları. Bu kadar. Bu uyarıların tamamını bir tecrübeye dayanarak yapıyoruz. Bu milletin refahını tarihi yüksek seviyeye ulaştıran ekonomi yönetiminin zamanında başında olmuş bir arkadaşımız olarak yapıyor. Bu ülkemizin ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar büyük bir ülke olduğunu, dünya aleme ilan ettiğimiz dönemlerde bu ülkenin ekonomisinin başında olan ekibin başındaki arkadaşımız olarak söylüyorum. İnanın çok daha iyisine ulaşacağız, çok daha iyisine. Hep beraber yapacağız bunu. 84 milyon nüfusumuzla, Avrupa'nın en büyük ve en genç nüfusuyla, Avrupa'nın en büyük topraklarıyla, Avrupa'nın en büyük tarım arazileriyle, Türkiye bunu yapar, başarır ya. Çünkü yaptık. 3.500 dolarlık milli gelir alıp 12.500 dolara ulaştırdık. 34 yıllık 2 hanelik 3 hanelik enflasyonu aldık. Tek haneye 2 yılda indirdik. Paradan 6 sıfır attık. Bunları yaptık. Hiç yapmasak diyecekler ki ya kardeşim sen boşa atıyorsun tutuyorsun. Öyle değil ya. Bizim arkamızda kapı gibi başarılar var, kapı gibi. Tabii ben böyle deyince Cumhurbaşkanı ne diyor? Ben imza atmasaydım onları yapamazdık diyor. Ben de diyorum ya bir dakika. Eğer hikmet imzadaysa o imzayı tekrar atıver de şu enflasyonda faiz de düştüğünde bir görelim diyorum. 4 yıl oldu. Tek yetki elinde, tek imza yetkisi elinde. Her sene enflasyonu tek haneye indireceğim diyor. Tek haneye indireceğim diyor. 2 ayda oldu. 3 ayda oldu. Tutamıyor. Döviz kuru aldı başını gitti. Yazık değil mi ya? Bu ülkede döviz kuru arttığı zaman A'dan Z'ye her şeye zam geldiğini bu ülkedeki ilkokul çocukları biliyor. Döviz kuru arttığı zaman mazotun arttığını, benzinin arttığını ilkokul çocukları biliyor. Döviz kuru arttığı zaman
elektrik fiyatlarının arttığını, doğalgaz fiyatlarının arttığını, ortaokul çocukları biliyor. Döviz kuru arttığı zaman gübreden ilaca kadar, yeme kadar, mazota kadar her şeyin fiyatının arttığını bizim çiftçimiz iyi biliyor. Ama sen Merkez Bankası'nın arka kapısından tam 130 milyar dolarlık döviz rezervini damat da elini verip gizli saklı satarsan o zaman işte ülke dövize muhtaç hale gelir. Yetmedi. Bu. Geçen sene Aralık'tan bugüne kadar bir 60 milyar dolar daha sattılar ya. Gizli saklı yapıyorlar arka kapıdan. 190 milyar doları geçti sattıkları rakam. 190 milyar doları. Biz de zamanında Merkez Bankası'ndan döviz satışı yaptık, evet. Bazen piyasa dalgalanmalarına gerekir. Ama 13 yıl boyunca toplam satılan rakam 8 milyar arkadaşlar. 8 milyar dolar. 13 yılın toplamı 8 milyar dolar. Ve hepsi şeffaf, açık. En büyük millet bu millet. Biz milletimizden güç aldığımız bir millet başarımız. Böyle bakalım. Bakın, 8 milyar dolar sattı ya Merkez Bankası. Hepsi Merkez Bankası'nın web sitesinde açık, şeffaf ilan edildi. Bakın 13 yılın toplamında sadece 8 milyar dolar satılmış, şeffaf, açık. Web sitesi Merkez Bankası demiş ki, bugün 5 milyon dolar sattı. Bugün 1 milyar dolar sattı diye ilan etmiş. Peki ben şimdi soruyorum hükümete, doğru hesaptan kaçar mı? Doğru hesaptan kaçmaz. Yaptığın iş doğruysa bunu açıkla diyorum. Niye sattın? Kaça sattın? Kime sattın? Ne zaman sattın? Ne kadar sattın? Açıkla diyorum. Çıt yok, dikkat edin, çıt yok. Bir yıldır her gün soruyoruz bu soruyu ya. Bir yıldır. Yazıktır, günahdır. O Merkez Bankası'nın dövizleri, bu milletin alın teri, alın teri. İhracat için çalışan işçimizin bilek gücü. O dövizleri öyle biriktirdik zamanında. Gizli saklı yapıyoruz. Doğru hesaptan kaçmaz. İnanın. Ali Babacan, ekonomide. Ali Babacan, ekonomide. Ali Babacan, ekonomide. Değerli gençler. Ali Babacan. Değerli gençler. Hukukta ve adalette deva partisi. Dış politikada, eğitim politikasında deva partisi. Ekonomide, finansta deva partisi. Biz kadro hareketi olarak çözeceğiz bu sorunları. Hep beraber çözeceğiz. İnanın çok daha iyisine ulaşacağız. Hep beraber ulaşacağız. Çünkü dedim ya, bu millet büyük millet. Nice badireleri atlatmış bir millet. Ancak bugün haksız ihaleler yapılıyor. Bir çırpıda birileri varlıklarına varlık katıyor. 3-5 yerden maaş alanların haddi hesabı yok. Bunları içinize sindirebiliyor musunuz ya? Ben Trabzon'a soruyorum. Hayır başkanım. Hayır. Biz de kabul etmiyoruz. Biz de. Türkiye'nin zenginlikleri siyasi ilişki ağlarına, bazı ailelerine, ayrıcalıklı şirketlere peşkeş çekilemez. Şu anda büyük bir servet transferi yapılıyor. Büyük bir servet transferi. Bakın. Ek bütçe geçirdiler ya meclisten, ek bütçe. Ek bütçeyle beraber bu yıl devletin faize ödeyeceği para ne kadar biliyor musunuz? Bütçeden faize ödenecek para. 400 milyar. 400 milyar. Eski parayla 400 katrilyon. Ölçü olsun diye söylüyorum. Peki tarıma verilen destek ne kadar? Bütün tarım desteklerini toplayın. Buğday desteği, pamuk desteği, mazot desteği, gübre desteği, Ziraat Bankası'nın kredi desteği topla 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 40 milyar. Ya bu ülkenin çiftçisine verdiği toplam destek 40 milyar, faize ödediği 400 milyar ya. Yazıktır, günahtır. E hani faizle mücadele edeceğim diye tek imza sahibi olmadın mı? Enflasyonla mücadele edeceğim diye tek imza sahibi olmadın mı? Tekrar ediyorum buradan, Ortaeser'den, Trabzon'un merkezinden tekrar ediyorum. Şu imzayı bir atıver de faiz ödemelerini düşür. Yazıktır, günahtır bu millete diyorum ya. Bizim yolumuz çok açık ve net. Deva Partisi iktidarında inşallah Türkiye zenginleşecek ama bu zenginlikten herkes istifade edecek. Şu anda dediğim o 400 milyarı kim ödüyor? Devlet 400 milyarlık faizi kime ödüyor? Zaten parası var olana ödüyor ya.
Faizi kim alıyor? Faizle parası var. Değil mi? Yandaşlar. Üzerine bir de faiz alıyor. 400 milyar. Peki devlet bu faizi nereden ödüyor? Asgari ücretle çalışanların ödediği gelir vergisinden ödüyor. Ben alamadım. Şurada gidip sebze meyve aldığınızda %8 kadev ödüyorsunuz ya. Bu kadevler toplanıyor, faize gidiyor. Elektrik yakıyorsunuz, vergi ödüyorsunuz ya, %18 kadeve, oradan toplanıyor, faize gidiyor. Son 20 yılın en büyük faiz ödeyen hükümeti bu hükümet oldu. Gerçekten yazık ya. Büyük bir servet transferi. Yoksuldan alıp zengine. Yoksuldan alıp zaten var olana ödeniyor bu faiz. Yoksuldan zengine bir transfer yaşanıyor. Servet transferi yaşanıyor şu anda bu ülkede. Ama inanın hepsini düzelteceğiz. İnsanlar buzluğa ekmek değil, et koyuyor. Bir bütün karpuz almak artık lüks olmayacak bu ülkede. Türkiye'yi bölgesinin en güçlü ülkesi, en güçlü ekonomisi yapacağız inşallah. Bunları söylerken neye mi güveniyoruz? Kadromuzun gençliğine ve tecrübesine güveniyoruz. Biz genç ve tecrübeli bir kadroyuz. Arkamızda da başarılar var. Bunun için kendimize güveniyoruz. İnşallah. Emaneti en kısa zamanda teslim alacağız. En kısa zamanda. Ekonominiz güçlü olmazsa arkadaşlar, bakın güçlü olmazsa gidersiniz 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün finansörü olmakla suçladığınız ülkeyle 3-5 milyar dolarsız sarmaş dolar olmak zorunda kalırsınız. Ekonominiz güçlü olmazsa zulüm devleti, terör devleti dediğiniz İsrail'e 13 sene sonra devlet kararıyla cumhurbaşkanlarını karşılamak zorunda kalırsınız. Ekonomimiz güçlü olmazsa Kaşıkçı cinayeti sebebiyle suçladığınız, dosyayı vermem dediğiniz ülkenin başkanına gidip, ayağına gidip para istemek zorunda kalırsınız. Güçlü olamazsınız, güçlü. Dik durmak ekonomide güçlü olmak da mümkün. Dik durmak aynı zamanda itibarlı olmak da mümkün. Güvenilir olmak da mümkün. Güven çok önemli, güven. Güven olmadan asla mümkün değil. Güven ortamını oluşturmadan Türkiye'de ekonomide de başarıyı sağlayamazsınız. Dış politikada da etkili olamazsınız. Peki güveni nasıl sağlayacağız? Gençler bana soruyor. Diyorlar ki başkanım hep güven diyorsun da bu güven nasıl kazanılır? Nasıl güven oluşur bir anlat bize diyoruz. Ben de diyorum ki gençlere bakın bir dakikada 8 maddede size öğreteyim. Güven nasıl kazanılır? 1. Konuşunca doğruyu söyleyeceğiz. Devletin kurumuna enflasyonu %70'lerde açıklamayacağız. Gerçek enflasyon neyse dürüstçe o enflasyonu açıklayacağız. Konuşunca doğruyu söyleyeceğiz. 2. Söz verince tutacaksın. 3. Emanete hıyanet etmeyeceğiz. Gençler dinliyorsunuz değil mi? 3 etti. 8'e tamamlayacağız. 4. Her daim hukukla adaletle hareket edeceğiz. 5. Ehliyetli, liyakatlı kadrolarla çalışacağız. 6. Her kararını istişareyle alacaksın. İstişare. Kafanın dikine gitmeyeceksin. 1000 biliyorsan 1 bileni soracaksın. Damdan düşenlerin derdini dinleyeceksin. Bitmedi. 7. Açık olacaksın. Şeffaf olacaksın. Devlete şeffaf bir şekilde yöneteceksin. Ve son madde 8. Her zaman hesap vermeye hazır olacaksın. Her zaman. Hamdolsun. Biz bugün burada kadro olarak Trabzon'da alnımız açık, başımız dik gülüyorsak her zaman yaptıklarımızla ilgili hesap vermeye hazır olduğumuz için buradayız. Onun için rahat gülüyoruz burada. Çok şükür. Allah utandırmasın. Ama şu anda maalesef bu hükümet güvenini kaybetmiş durumda. Bakın, savunma sanayimiz çok önemli değil mi? Evet. Türkiye'nin gururu değil mi? Evet. Biz ne yaptık? Zamanında ekonomimiz güçlüyken, itibarımız yerindeyken F-35 savaş uçaklarının 4 ana ortağından birisi olarak projenin kurucu ortağı Türkiye'de
teknolojinin sahibi olan bir ülke olarak, 4 ülkeden birisi olarak bu uçakların en kritik parçalarının üretmesinin sözleşmesini yaptık. Milyarlarca dolar para verdik. Uçakların üretimi bitti. Tapusunu aldık. Teslim alamadılar ya. Gelmedi uçaklar, gelmedi. Dediler, ya F-35'i vermiyorsunuz. Madem öyle bize F-16 verin. Şimdi diyorlar ki, F-16'yı veririz ama bunu Ege'de o Yunan adalarıyla ilgili ihtilaflı alanlarda uçurmayacaksınız. O zaman veririz. Bak bak bak. Böyle bir şey olur mu ya? Bu Türkiye'nin egemenlik hakkı. Türkiye'nin bağımsızlığının hakkı bu. Hakkımız olanı vermiyorlar ya. Böyle bir şey olur mu? Ama hakkını olanı alacaksan yanına çok sayıda dost bulmak zorundasın. Böyle tek kalırsan haklıyken haksız yere düşürürler adamı. Tek kalmayacaksın. Dostun çok olacak dostun. Düşmanlarını azaltıp dostlarını çoğaltacaksın. Ama içeride iç siyasette işeme yarıyor diye böyle her önüne geleni sen düşman ilan edersen günü geldiğinde uluslararası alanda haklı yere böyle haksız yere düşürürler adamı işte. Onun için gerçekçi olacağız. Gerçekçi olmak zorundayız. Bir de ne yaptılar biliyorsunuz? 2,5 milyar dolar verdiler. S-400 füze sistemlerini Rusya'dan satın aldılar mı? Aldılar. Peki hangarda duruyor? Ya şu hesapsızlığa bak ya. S-400'ü aldılar. F-35'leri alamıyorlar. S-400'e milyarlarca dolar para ver. Kapağını açamam. F-35'lere milyarlarca dolar para harca. Getir deme. Kaybet, kaybet, kaybet. Biz dış politikada Avrupa Birliği Bakanlığı yapmış, Dışişleri Bakanlığı yapmış bir arkadaşımız olarak şunu söyleyeyim, dış politikada kazan kazan ilişkileri vardır. Ama bunlar bu ülkeye kaybet kaybeti yaşatıyorlar şu anda maalesef. Lafa gelince de iç düşman, dış düşman. E madem yer gök düşman da hani senin savunman nerede? Madem çok düşman var, savunman nerede? İstişare edeceksin. Bilenlerle çalışacaksın. Başka türlü mümkün değil. Ama biz inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin itibarını hep beraber yükselteceğiz. Ülkemizi yeniden saygın ve sözü dinlenen bir ülke haline getireceğiz inşallah. Bunu da kadrolarımıza yapacağız. Ezan okunuyor, ben daha fazla uzatmayayım. Bugün bizlerle beraber olduğunuz için, bu açılış törenimize işaret ettiğiniz için her birine teşekkür ediyorum. EYT diyen var, KYK diyen var, KYK diyen var, Fındık diyen var, hepsini biliyoruz. Genç kardeşimizle bir bütün sorunları biliyoruz. İntibak yasasını başkanım, emekli memur kaldırdınız. Sorun varsa çözüm de var, merak etmeyin. İntibak yasasını da getirir. Tek de açıklıyoruz. Ezan okunduğu için daha fazla uzatmayalım, ezana hürmetsizlik yapmayalım. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve Orta Eser İlçe Başkanlığımızın kurdelesini besmeleyle kesiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Merkez ilçemize, Trabzon'a uğurlar yetişiyor. Sağ olun var. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah kesin. Ya Allah. Hayırlı olsun.